konuşacağız ama Gönül Hanım'ın bahsettiği o görüntüler bir ekranlara gelsin lütfen. Yani bir düğünde galiba burası en kötü günümüz. Bu Zeynep'inle Samet'in düğünü olaydan 5-6 ay sonra. O fotoğrafı girer misiniz arkadaşlar? Bu değil arkadaşlar. Fotoğraf, fotoğraf. Heh, tamam evet bundan bahsediyorum. Söyleyin. Arkadaşlar değiştirmeyin. Heh. Evet söyleyin. İşte buyurun. Olaydan 5-6 ay sonra Zeynep'le Samet'in düğünü kına yapıyorlar. Orada çekiliyor bu resim. Bunu da paylaşıyorlar. WhatsApp'larda numarası olanlar görüp de hepsini özür zaten bana gönderdi. Arkadaşlar neden alıyorsunuz o fotoğrafı? Evet neden alıyorsunuz o fotoğrafı? O fotoğraf hakkında konuşurken fotoğrafı ekrandan almanızı ben... Hadi lütfen bir karışıklık olmuş hemen hallediyor arkadaşlarım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hayat onlar için devam etti ama bizim için durmuştu. Gününü gün ediyorlar. Yaşamıyorduk. Yaşamıyorduk diyorsun. Hayır. Benim nefesimi kestiler. Ve şunu da söyleyeyim. Benim... küçük kızım da işitme engelli. Ay canım benim. Ve ya. Benim çocuğum şu anda psikolojisi de bozuk. Tedavide görüyor. Benim kızım da tedavi daha yeni 18'ine girdi. Benim bu ablası ona merhamet ederken şu anda o buna merhamet ediyor. Çok zor. O buna bakıyor. Ben size o resimlerin hepsini, videoların hepsini göstereceğim. Yaşadıklarımızın hepsini. Ben gene diyorum. Ben orada değildim. Hı hı. Ben şahit değilim. Ben Allah'a da hesap vereceğim. Şimdi Samet Bey'le konuşacağım ben ama şu evin görüntüsünü de ekranlara getireyim öyle konuşalım istiyorum. Tamam. Samet Bey bir hatta alayım Samet Bey. Samet Bey merhabalar. Alo Samet Bey. Arkadaşlar Samet Bey hatta mı? Gerçekten. Samet Bey hatta mısınız? Siz Samet Bey hatta alırken şimdi olaydan sonra sevgili Gönülcüğüm. Bir dakika Yalen'ciğim beni dinler misiniz? Şimdi olaydan o gün siz yani bundan bir yıl önce falan. Bir yıl değil mi? 12 ay önce falan olay olduğunda. Olay 20 ay oluyor. 20 ay önce tamam. Hı hı. 20 ay önce siz bir eğlence mekanına gidiyorsunuz, eğleniyorsunuz. Onların iddiasına göre döndükten sonra Mersin'de oluyor bu olay. Evet. Eve geldikten sonra Yaren'in işte taşkınlıklar yaptığını iddia ediyor karşı taraf. Ama onlar da diyorlar ki işte taşkınlık yaptı. Siz de diyorsunuz ki hayır işte özellikle bu taşkınlığı yapan Uğurcan'dı. Uğurcan polis tarafından götürüldükten sonra... bütün bunları yaptığı için sorumlu olarak Yaren'i tutuyorlar ve Yaren'i balkondan atıyorlar. Şimdi o evin bir görüntüsü var. Onu ekranlara getireceğim de. Evin içinde birçok şey kırık. Evet. Bu görüntü nasıl elinize ulaştı sizin? O görüntü nasıl elime ulaştı benim? Ben kendim çektim onları. Olaydan hemen sonra sizi çağırdılar mı? Siz nasıl çektiniz o görüntüleri? Şöyle oldu. Şimdi biz olay günü geldik. Biz annemlerden biz alelacele zaten Yaren bana demediler Yaren düşmüş. Epilepsi nöbete geçiriyor dediler size. Nöbet geçiriyor çabuk gelin üniversiteye kaldırdılar dedi. Biz de tesadüf geldiğimizde olay yeri inceleme polisler falan hepsi orada. Tamam. Ondan sonra biz de tabii orada birazcık sıkıntı yaşadık onlarla. Hı hı. Biz hastaneye gittik. Neyse o akşam hepimiz hastanedeyiz. Ben geceydi yanlış değilsem eve geldim. Hı hı. Çünkü benim bizimkiler hepsi orada havada serindi ya. Hı hı. Bilmiyorum niyeyse hani onlar benden anahtar istedi. Zeynep'le Samet benden anahtar istediler. Tamam. Başka iddialarım da var zaten. Evet. İddialar değil gerçekler zaten. Benden anahtarı isteyince ben de anahtarı vermek istemedim. Hı hı. Eve gidelim çantam falan var dedi. Hı hı. Ben de kalktım dedim ki kardeşime hadi dedim gidelim dedim. Çocukların üstünde de kızların üstünde de bir şeyler alalım dedim. Hı hı. Biz kalktık eve geldik Samet'ten Zeynep de geldi. Geldiğimde ben evi o halde gördüm. Hı. Ve şüphelendiniz de, aslında tabii, o sırada. Tabii ki ben şüphelendim ondan sonra ben kalktım videoyu çektim. Evet. Çektim. Ondan sonra çantalarını aldılar. Hatta ben orada tartıştım ya benim çocuğumu. Siz ne hale getirdiniz ki bu evin hali ne dedim. Ne olmuş dedim. İşte tartışıldı. Hı hı. Bir şey de söylemediler. Ya Yaren yaptı ya Uğurcan yaptı diye bir şey de demediler.
Hani dedilerse bile ben hatırlamıyorum. Bak, kızın o sırada hastanede mi peki? Tabii tabii, şey, acilde yaren. Tamam. Şimdi o sizin çektiğiniz, yani o karmaşanın yaşandığı o evi bir göstermek istiyorum. Evet. Sanki orada bir arbede yaşanmış gibi sevgili izleyiciler. Hem ekranlara vereceğim o görüntüyü, hem de arkasından Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Instagram adresine gelecek. O evde bir şeyler yaşanmış, arkasından da sevgili yarenin iddiasına göre kayınvalidesi Uğurcan oğlu polisler tarafından götürülünce intikamını şeyden alıyor, yarenden alıyor ve yareni balkondan aşağı atıyor ve yaren de bu hale geliyor. O evin görüntüleri bir gelsin lütfen ekranlarınıza. Sevgili Yaren, senin Uğurcan'la, kocanla beraber yaşadığın ev. Sen bu evin balkonundan, iddiana göre kayınvaliden tarafından balkondan aşağı itiliyorsun. Şimdi evde bayağı bir arbede yaşanmış gibi. Yani hatırlıyor musun ne olduğunu evin içinde? Anlat bakayım. Burası bizim annemin, benim kardeşimin evimizdi. Uğurcan geldi oraya. Tamam. Evimize geldi işte. Evet. Evet, ne oldu orada diyor. Ne oldu bir orada tane? Orada Uğurcan anası Zeynep Şeker geldi beni. Böyle dövdü. Geldi beni aşağı attı. Bu evin balkonundan mı seni aşağı ittiler? Evet. Ha? Bu ev sizin Uğurcan'la beraber yaşadığınız ev mi? Evet. Yani peki o sırada Uğurcan yukarıda mıydı? Evi bu hale kim getirdi? Olay öncesi olmuş bunlar zaten. Uğurcan anası geldi aşağı attı beni işte. Kendi yaptı böyle bunları. Bunları kayınvalidesi mi ya? Kayınvaliden Zeynep mi yaptı? Valla Uğurcan'ın da anası Zeynep Şeker de yaptılar. Sanmıyorum. İkisi annesi yaptılar. Yokmuş orada o gün. O saatte yokmuş orada. Aha. Ya evin içinde kim vardınız? Hatırlıyor musun evin içinde kimlerin olduğunu? Valla ben Zeynep Aslan, onun kocası Samet, Uğurcan. Peki. Dördümüz. Dördünüzdünüz. Evet. Peki yani bu kadar evi darmadağın hali, bak şey, sehpalar kırılmış, ortalık savaş alanına dönmüş. O anları hatırlıyor musun? Bunları yaptığında hatırlıyor musun sen diyor. Dışarıdan bir ses geliyor arkadaşlar, farkında mısınız? Biliyorsan söyle, bilmiyorsan hiç gerek yok. Tamam, hatırlamıyor onları çok fazla. Onları hatırlamıyor yani. Peki Samet, o sırada evde beraber olan, yani senin kayınvalidenin torununun eşi, yani Zeynep'in, diğer Zeynep'in eşi Samet telefon attığında. O sırada herhalde daha nişanlılar anladığım kadarıyla. Samet, evliler mi? Evliler. Evlenmişler. 2 yıldır evler kaçmıştı zaten, hani düğün yapacaklardı. Ha, düğün yapacaklar. Evet. Düğün sonra oldu. Evet. Samet merhabalar canım. Merhabalar. Samet, şimdi o akşam diyor ki biz bir eğlenmeye gittik diyor. Yaren arkasından geldikten sonra Uğurcan taşkınlıklar yaptı. Polis onu götürdükten sonra ben kayınvalideyle, Zeynep'le, senin eşinin babaannesiyle yukarıda kalmışlar. Sonra babaanne sinirlenmiş, kayınvalidesi sinirlenmiş, Yaren'i balkondan aşağı atmış. O gün ne oldu Samet? Size şunu tek söyleyeyim. Hı hı. Yani olayı eşim de size anlattı. Bakın, kız sadece her şeyi hatırladığından eminiz değil mi? Yani sadece kendisini... Olay anı, bakın... Hayır, kendisini kimin attığından emin. Öyle diyor. Yok, olayı hatırladığından emin. Şimdi olayı hatırlıyorsa bizim o gün ne içtiğimizi, hangi alkolü içtiğimizi hatırlıyor mu? Bak Samet'ciğim, bir şey söyleyeceğim sana. Bir dakika, Samet izninle tamam. Bak. Hayır Samet'ciğim, evin içinde ne olduğunu hatırlamıyor. Ama kendisini balkondan iddiasına göre kayınvalidesinin, yani senin eşinin babaannesi tarafından atıldığını çok net hatırlıyor. Şimdi bakın, bu...
eşimin babaannesi 60 küsur yaşında bir insan. Genç bu kadın, daha. Kaç yaşında? Makinesiyle, buhar makinesiyle ayakta duran bir insan. Yalan. Astım hastası. He? Şu kadının sözü bir size muhatap olalım. Tamam olun. Yani astım hastası, buhar makinesi kullanan bir kadın. Heyecanlandığında dahi nefes nefese kalan bir kadın. Bunu o balkonu da görmüşseniz o mesafeden kaldırıp nasıl atacak? Bu bir.